CHP zihniyeti bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak sivrilmiştir. Bu cümleye Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Levent Eke karşımızda. Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki geldi. 6 sayfalık yazılı açıklama yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli ve 6 çizilmesi gereken cümleler kurdu. Hemen aktaralım. Kanal İstanbul projesiyle ilgili devam ede gelen bayağı tartışmalarını seyir ve sürecinde teferruatlı olarak görmek mümkündür dedi. Muhalefet anlayışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonra devam etti. Geçmişte köprüyü sattırmam diyen acul ve arızalı zihniyetlere şimdi de yaptırmam diyen kifayetsiz muhterislerle kabiliyetsiz müsfitler eklenmiştir ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli yine devam etti. Aynı kategorik itirazları Hızlı Tren, Üçüncü Köprü, Üçüncü Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü'nün proje ve yapım aşamalarında da gösteren Cumhuriyet Halk Partisi ve yedekleri Kanal İstanbul projesini aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir yorumunu yaptı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken yapamazsınız. Herkes hayır diyor. İktidar olursak para vermeyiz. Projeyi iptal ederiz demek sorumsuzluk örneğidir. ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli ve şu ifadeler de var. Şu cümleleri de kurdu. Yazılı açıklamada MHP lideri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geliyoruz iddiaları uyduruk ve sakil bir hayaldir. Türk bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dağısı imha ve iflası müm iflas mümessili Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar ruhs ruhsatını asla ve kata vermeyecektir, dedi ve devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, CHP'li sözcülerin ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tezviratla ve kulaktan dolma bilgilerle Kanal İstanbul projesine cephe açmaları bir defa demokrasi ayıbı, siyasi ahlak kaybıdır, dedi. Dedi. Ve son olarak şu cümleleri kurdu MHP lideri. Kanal İstanbul projesiyle ilgili referandum çağrıları hezeyandır dedi ve ekledi. Bir siyasi partinin seçimden önce vaatlerini sıralayıp iktidara geldikten sonra sözünü tutması, milli iradeye saygının gereği demokrasiye bağlılığının neticesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu anlaması oldukça zor ve zahmetlidir dedi. Kanal İstanbul projesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen eleştirilere, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ve verdiği yanıtlar ve sert tepki bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.